Önümüzdeki haftaya, bir tanesi iki hafta sonraya. Bunlardan bir tanesi teorik ödev olacak. Bundan öncekiler gibi kağıt üstünde vereceksiniz. Bir diğeri programlama ödevi olacak. Programlama ödevinin kapsamı işte algoritma tasarlayacaksınız. Üç değişik algoritma. Algoritmanızı teorik analizini yapacaksınız. Gerçekleştireceksiniz. Programını yazacaksınız. Ve deneysel analizini yapacaksınız. Deneysel analiz üzerinde uzun uzun konuşmuştuk. Deneysel analizde işte değişik büyüklükteki problemler için pek çok kere çalıştırarak işte çalışma zamanını bulacaksınız, analiz edeceksiniz. Deneysel ve teorik analizleri karşılaştıracaksınız. Ve bunu bir rapor halinde sunacaksınız. Raporunuz başı sonu belli olan bir rapor olacak. Yani çala kalem yazılmış bir rapordan bahsetmiyorum. PDF olarak vereceksiniz. Bir kelime işlemci kullanarak yazmak durumundasınız. Deneysel analiz kısmında tablolarınız olacak, grafikleriniz olacak. Beklentilerim bunlar. Ve tablolarınızda elde ettiğiniz sonuçları, grafiklerde elde ettiğiniz sonuçları tartışacaksınız. Bir giriş olacak, sonuç olacak, yani bir rapor olacak, tamam mı? Düzgün bir rapor olacak. Bu ödev diğer ödevlerden iki kat kadar bir yüzdeye sahip olacak. Bu ilk programlama ödevi, bir tane daha programlama ödevi vereceğim. Teorik ödevlerin yanında. Diğer programlama ödevi dönemin sonuna doğru olacak. Tamam? Anlaştık. Problem yok. Gelelim dersimize. Hayırdır? Geçen dersimizde başlayalım. Strasser'in algoritması üzerinde konuşmaya başlamıştık. Analizini yaptık aslında, değil mi? Ve gördük ki Strasser'in algoritması Data and the Log kitabında 7 şeye göre, brute force algoritmaya göre daha iyi bir çalışma süresine sahip. Bu matris çarpma algoritması en iyi matris çarpma algoritması da değil. Daha iyi, yani daha kısa sürede matris çarpan algoritmalar da var. Şu ana kadar benim bildiğim en iyisi bu. Belki daha iyi, daha hızlı olanları da vardır. Yalnız bu algoritmaların birçoğu recursive algoritmalar. Ve algoritmaları analiz ederken aslında Strasser'in algoritmasıyla şeyi karşılaştırırken deneysel karşılaştırma yapmakta da fayda var. Kesişim yerinin iki teorik çalışma süresi grafiğinin kesişim yerinin, yani nereden sonra Strasser'in algoritması daha hızlı oluyor yerinin detaylı analizinin yapılmasında fayda var. Bunları geçen dersimizde hızlı çıktığımız için konuşmamıştık. O yüzden tekrar gündeme getirdim. Bir sonraki problemle devam edeceğiz. Close pair problemi, elimizde iki boyutlu uzayla verilmiş n tane nokta var. Bu n tane noktanın en yakın iki tanesini bulacağız. Basit bir problem değil mi? Anlaması basit. Distance metriğimizde bildiğimiz Euclidean distance metriğimiz. Bunun bu problemin basit brute force algoritmasını tasarlamak çok basit değil mi? Ne yapacaksınız? Problem için brute force diye algoritma. Her noktanın arasındaki fark. Her nokta ikilisi için. Kaç tane nokta ikilisi var? N'in ikilisi değil mi? N'in ikilisi. Değil mi? N çarpı n eksi 1 bölü 2 tane nokta ikilisi var. Tüm nokta ikililer için distance'ı hesaplayıp en küçüğünü bulacağız. Zaten bunu konuşmuştuk değil mi? Bir şekilde bir yerlerde gündeme gelmişti.
Bu şekilde bulduğumuz zaman algoritmanın çalışma süresi ne olacak? Brute force algoritmanın çalışma süresi ne olacak? En kare gibi görünüyor. En kareydi. Zaten konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Dönemin başında. Hatırlamıyor musunuz? Dönemin başında ilk slide sequence'ında vardı bunun brute force algoritması. Evet. Burada divide and conquer yöntemi kullanmak istiyoruz. Bu problem için divide and conquer yöntemi kullanmak istiyoruz. Yani problemi parçalayacağız. Her parçayı çözeceğiz ve bu çözümlerden faydalanarak orijinal problemin çözümünü elde etmeye çalışacağız. Bunun için problemi parçalamamız lazım. Problemi parçalamak ne demek? Aslında problemin inputunu parçalamak demek. Yani elimizde en tane nokta var. Bu noktaların en yakın iki tanesini bulmaya çalışıyoruz. Nasıl parçalayacağız bu noktaları? Nokta kümesini ikiye ayırmaktan bahsediyoruz. İkiye parçalayacaksak dörde ayırmaktan bahsedebiliriz. Dörde parçalayabiliriz. İki boyutlu uzayda. Noktaları iki şekilde ayırabilirim aslında. Ya merge sort gibi ayırabilirim. Merge sort nasıl ayırıyordu? N bölü 2, N bölü 2 tane olacak şekilde ayırıyordu. Değil mi? Değerlere bakmadan ayırıyordu. Yani değerlere bakmadan derken bu değerlere bakmadan iki parçaya ayırabilirim. Veya quick sort gibi ayırabilirim. Değerlere bakarak bir ayırma noktası bulabilirim, değil mi? Değerlere bakmadan ayırdığım takdirde birleştirmek biraz daha zor. O yüzden değerlere bakarak ayıracağız. Değerlere bakarak nasıl ayırabilirim? Değerlere bakarak n bölü 2 tane şurada, n bölü 2 tane burada kalacak şekilde ayırabilirim. Nasıl? Bir x'e dik bir x değerlerinin belli bir değerden küçükler ve belli bir değerden büyükler diye ayırabilirim, değil mi? Hiç dikkatinizi vermiyorsunuz. Anlıyorum ama çok şey gelmiyor. Çekici gelmiyor yani. Peki x'e göre nasıl yarısını bu tarafa yarısını diğer tarafa anlayabiliriz? Yani, o x'i belirlememiz. Noktaları x'i belirlememiz lazım. Evet. O x değeri ne olacak? Onu belirlememiz lazım. Ortada nasıl belirleyeceğimizi konuşabiliriz ama yani nasıl yapacağımız da ne yapacağımız farklı. Bunu iki parçaya ayırmak istiyorum ben. İki parçaya yani x'i dik bir şekilde n bölü 2 tane burada, n bölü 2 tane burada olacak şekilde ayırabilirim. Bunu nasıl yapacağım? O ayrı bir soru. Bir soru var. Buyurun. Koordinat düzlemine göre de ayırabiliriz. Her iki yönde de ayırabiliriz aslında. Yani hem x'de hem y'de olacak şekilde ayırabiliriz. Evet, o da mümkün. Pek çok şekilde ayırabiliriz. Tercih edeceğimiz şey, işte dediğim gibi x bölü, n bölü 2 tanesi bu tarafta, n bölü 2 tanesi burada olacak şekilde x'e dik bir doğruyla ayıracağız. Bu doğruyu nasıl bulabiliriz? Ortalamasını alacağım. X'lerin ortalamasını alırsak, n bölü 2 tane bu tarafta, n bölü 2 tane bu tarafta olmasını garanti edebilir miyim? Evet. Evet. X'lerin ortalamasını alırsam. Ama X'lerin medyanını bulursam veya X'lerin X değerlerini, yani bunların X'e iz düşümlerini sıralarsam bir şekilde, değil mi? Sıraladıktan sonra bu noktayı kestirmem çok daha kolay. Yani x'e göre sıralarsam bu değerleri, sıralamayı biliyoruz değil mi? X'e göre sıralayabilirim noktaları. Noktaları x'e göre sıraladığım takdirde şu noktayı bulabilirim. Tamam. Ne kadar zaman sürecek bu sıralama? Lineer sürüyor. Sıralama nasıl lineer yapıyorsunuz sıralama? Hayır, sıralama yapıyoruz, doğru. Hangi sıralama algoritmasını kullandığımıza bağlı olarak süre değişir değil mi? Evet. Insertion sort kullanırsınız. Worst case'de en kare sürer. Merge sort kullanırsınız. En log'n sürer. Merge sort kullandığımızı düşünelim. En log'n sürüyor. Tamam, parçaladık. Değil mi? İki parçaya ayırdık. Şu parça için
en yakın ikiliyi bulduk. Bu parça için en yakın ikiliyi bulduk. Diyelim bu parça için en yakın ikili hangisi gözüküyor? Şu ikisi gözüküyor. En yakın ikili burası. Bunun için de diyelim şu ikisi. En yakın ikili. Nasıl bulduk bunları? Yani... Recursive olarak bulduk. Divide and conquer öyle yapmıyor muydu? İki parçaya ayırdık. Bu parçayı recursive olarak çözeceğiz, bu parçayı recursive olarak çözeceğiz. O yüzden nasıl çözüldüğünden konuşmuyorum. Bir şekilde bulduk bunları. Şimdi bu ikisini birleştirmem lazım. Yani bu iki çözümü. Burası diyor ki en yakın burası. Bu taraf diyor ki en yakın burası. Tüm problem için en yakın ikili hangisidir sorusuna cevap verebilmem lazım buradan faydalanıyorum. Evet. Eğer o iki kısa nokta birbirine çok yakın olabilirdi, orada da aradaki ikiliye bakmamız gerekiyor. Yani şurada öyle bir ikili olurdu ki, bir tanesi bu tarafta, bir tanesi bu tarafta çok yakın olabilirdi. Ama ben gene de biliyorum bir şeyler. Yani şu ikisinden faydalanabilirim. Bu taraftaki en yakın ikili bu. Artık şu ikisini karşılaştırmak zorunda değilim. Şu ikisini karşılaştırmak zorunda değilim. En yakın ikilinin şu olduğunu biliyorum. Değil mi? Ama buradaki herhangi bir noktayla buradaki herhangi bir noktayı karşılaştırmak zorunda kalabilirim hali. Değil mi? Evet. Okay. Peki bu durumda çalışma süresi ne olur böyle bir algoritmanın? Çalışma süresini nasıl ifade edeceğiz? Recursive relation olarak ifade edeceğiz, değil mi? Tn sonuç olarak ikilileri karşılaştırarak yapıyoruz. Yani şu değeri hesaplıyoruz. Bu değerin küçük hangisi daha küçük onu bulmaya çalışıyoruz. Bu değerin biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk. Kare kökünü bulmanıza gerek yok. Karesi üzerinden de işlem yapabiliriz falan diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Kaç tane o işlemi yapıyoruz ona bakacağız değil mi? Şu kaç kere o işlemi yapıyoruz sayısı olsun. Temel operasyonumuz o hesaplama. O işlemi kaç kere yapıyoruz? Şurası için kaç kere yaptık? Tn bölü 2. Veya onu da boş verin. Tüm çalışma süresinden bahsedelim. Aslında temel operasyon cinsinden değil de çalışma süresi için cinsinden konuşalım. Biraz daha açıklayıcı olacak herhalde. Tn algoritmanın çalışma süresi. Yani bütün yaptığı operasyonları count ediyorum. Bütün operasyonları count ediyorum. Tn algoritmanın çalışma süresi. Tamam? Bu Tn nedir? Tn'i hesaplayabilmek için divide and conquer hatırlayın. Divide işleminde bir miktar zaman harcıyoruz değil mi? Ne kadar zaman harcadık divide ederken? Yani sıralama yaptık en log n şey için. Sıraladık. Ortasından böldük. Ne kadar zaman harcadık? N log n. Teta n log n harcadık. Niye? Çünkü merge sort kullandık. Değil mi? Artı burayı recursive sort çözdük. Ne kadar zaman harcadık? 2t n bölü 2. Tn bölü 2 zaman harcadık. Değil mi? Burayı recursive çözdük. Ne kadar zaman harcadık? Tn bölü 2 zaman harcadık. Artı combine yaptık. Bu ikisini birleştirdik. Ne kadar zaman harcadık? Burada kaç tane eleman var? N bölü 2. Burada kaç tane var? N bölü 2. Buradaki her bir tanesiyle buradaki her bir tanesini karşılaştırmamız lazım normalde değil mi? Yani ne kadar zaman? Kaç tane ikili var böyle? N çarpı N bölü 2 bölü 2. 4 mi? N bölü 2'nin ikilisi. Karesi kadar. N bölü 2'nin ikilisi değil. Çünkü buradaki her bir tanesi, buradaki her bir tanesiyle eşleşiyor tamam. Değil mi? N bölü 2'nin karesi kadar. Yani n kare bölü 4 tane. Bunu yapmanın süresi de teta n kare. N kare bölü 4 n kare de değil mi? Şöyle ifade edebilirim. Tamam. Peki bu değer nedir? Yani... Biraz daha düzgün yazarsak. 2T'ye eşittir 2T n bölü 2 artı teta n kare desek olmaz mı hocam? N log n ile n kareyi toplarsanız ne elde edersiniz? N kare. N kare elde edersiniz. Teta n kare. Bunu master çörenle çözerseniz ne elde edersiniz? T
TN değeri nedir? Master teoremle çözdüğümüz zaman. Şey değil mi hocam? Şu bizim efendimiz değil mi? N kare logen miydi hocam? Teta N kare. Acaba büyük O N üzeri 1. Log eksi tabanında 2. 1. 1. 1. Eksi epsilon mudur? Hayır. Değil. Değil. Peki teta N üzeri 1 midir? Hayır değil. Değil. Peki omega N üzeri 1 artı epsilon. 1 artı epsilon mudur? Evet. Deneyeceğiz bakacağız. Şartlarımız var değil mi? Epsilon 1 birden küçük bir değerse, sıfırdan büyük olması lazım. Birden küçük bir değerse bunun doğru olduğunu görebiliyoruz değil mi? Bir şartımız daha vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir şartımız daha vardı. TN aslında teta n karelik bir çalışma süresini ben nasıl ifade etmem lazım? C çarpı n kare olarak ifade etmem lazım. Değil mi? Her iki taraftan da. Ben bunun neydi? İkinci şartımız. Hatırlıyor musunuz? A çarpı T M, F M bölü A çarpı F M bölü B. N bölü B. Burada iki hepsi de. Neyse A yazalım. Küçük eşittir. C çarpı T N diyorum. Fn olduğunu ispatlamamız lazım. Büyük n değerleri için. Değil mi? Bunun için yazarsak 2 Fn ne? Daha doğrusu şu A, B kalsın da aşağıya tekrar edelim. Şu C ile şu C'yi karıştırmayalım. Şu C üstü olsun. A 2 n bölü 2 C üstü n kare bölü 4 küçük eşittir. Herhangi bir C çarpı C üstü n kare olacak şekilde bir C bulabilir misiniz? Buluruz. Tabii ki bulursunuz. 1 bölü 2'den herhangi büyük bir C sağlayacaktır. Bu da sağlanıyor. Bu ikisi sağlanıyorsa T'nin için ne söyleyebilirim? N kare log n. Hayır. Yok. Değil mi hocam? T n kare diyebilirim. O diğer ikinci şart da var. Şu sağlansaydı, sağlansaydı öyle bir şey söyleyecektim. Bu sağlansaydı en üzeri 1 diyecek. En kare. Teyte en kare çıktı. Bizim brute force'umuz neydi? En kare. Teyte en kareydi. İşe yaramadı. İşe yaramamasının sebebi ne? Teyte en kare tek tek karşılaştırmamız tekrar. Evet, şu teyte en kare çok büyük değil mi? Tek tek karşılaştırmadan, yani bu ile bu ile karşılaştırmadan bir şekilde benim kurtulmam lazım. Tamamını karşılaştırmamam lazım. Değil mi? Bir şekilde ondan kurtulmam lazım. Nasıl kurtulabilirim? Aslında benim şuradaki herhangi bir değerle, buradaki herhangi bir değerle karşılaştırmamın manası var mı? Uzak değerleri. Yok. Medyana yakın değerlermiş. Aslında şuraya yakın değerleri karşılaştırmam lazım benim, değil mi? Yani şuraya yakın noktaları karşılaştırmam lazım. Ne kadar yakın noktaları karşılaştırmam lazım? En büyük uzaklık mı bizim hocam? Diyelim şu delta 1 ise, şu delta 2 ise uzaklık olarak. Ben bu iki uzaklığın minimumunu aldığım zaman, minimum delta 1, delta 2'yi aldığım zaman, buna da delta dersem. Benim şuradaki bir tanesini buradan seçtim, bir tanesini buradan seçtim. Bu ikisi arasındaki uzaklık delta'dan büyükse zaten benim için önemli değil, değil mi? Delta'dan küçük olanlar önemli. Bu noktalar hangileri olabilir? Bu noktalar ancak şuradan delta uzaklığı seçsem, buradan delta uzaklığı seçsem, şu strip içerisindekiler, değil mi? Bu alan içerisindekiler, şu alan içerisindekiler ancak benim için önemli. Efendim? Bir şey soracağım. Biz zaten bunları sıralamadık mı hocam? Evet. Yani birinin en son, birinin en başındaki elemanları da hani kıyaslasak, hani eğer o küçükse zaten o şeyden, en küçüğünden, bir taneyle de bulamaz mıyız? Yani birinin en sonundaki, birinin en başındaki kıyasladığınız zaman... Bir tane, tamam da o x değerler arasındaki farkı veriyor. Yani x değeri açısından sadece uzaklığı veriyor.
Ya en yakınını bulamayız. En yakınını bulabilmek, yani x değeri açısından onlar çok yakındır birbirlerine. Y değeri büyük olduğu için uzaktır. Ama şunlar daha yakın bakın. X değeri açısından daha büyük ama daha yakın. X değeri olarak şunlar en yakın. Yan yana gelecek, sıraladığımız zaman yan yana gelecek olan bunlar belki. Ama şunlar... Ben Y'yi hesaba katmıyorum. Daha yakın iki nokta. Sadece ona bakmamız yeterli değil yani. X'lere bakmamız yeterli değil. Ama şu strip içerisindeki noktalara bakmamız yeterli değil mi? Hocam ama yine algoritma en kareye gitmez mi o zaman? Niye gider? Çünkü orada kaç nokta olduğunu bilmiyoruz ki. Yine oradaki bu alan içerisinde kaç nokta olduğunu bilmiyoruz. Belki bütün noktalar burada değil mi? Evet. Eğer bütün noktalar buradaysa hala şu en kareden kurtulamadık. Hocam. Efendim. Hocam x ekseni ile beraber y ekseni için de yapsak aynı şey işlemi mesela. Evet. Şimdi şu nokta için baktığımız zaman sadece bu noktanın delta kadar üstüne ve delta kadar altına bakmamız yeterli aslında değil mi? Yani benim şu nokta için şuna bakmama gerek yok aslında. Bu noktanın da delta kadar üstü, bu noktanın delta kadar altı, yani şu arasına bakmam yeterli. Aynı şekilde bu nokta için bu noktanın düzgün çizersem bu noktanın delta kadar üstü ve delta kadar altı şuralar delta uzaklık bakmam yeterli varsa. Anlaşıldı mı? Yani ben şuradaki noktaların hepsini birbiriyle check etmem gerekli değil. Anlaşıldı mı? Bir şekilde ben bu noktaları bulduktan sonra, bu noktaları ne kadar zamanda bulabilirim? Şu strip'teki noktaları.